Büyük bir kısmı şurada yoğunlaştı. Hani sabit protez diyorsunuz ya, diyorlar ki mesela hep şöyle, ben işte 15 yıldır kullanıyorum, 20 yıldır kullanıyorum, 30 yıldır kullanıyorum diyenler var. Bakıyorum da diyor, damağımda kemik yok. Neresine implant yerleştirilir, yerleştirmek mümkün müdür? Yani orada bir kemik erimesi oluyor galiba, hani sürekli protez takması. Şimdi tabii bu koza rezilyansı ile beraber kemik ne yazık ki erime yapıyor. Bu kendini çekiyor. Doğal yani, yapı tabii, bir belli çok az miktarda da olsa. Şimdi zaten hekimin farkı orada çıkıyor. İmplant yapılacak yere herkes implant yapıyor. Asıl yapılamayacak maksat yere. Maksat yapılamayacak yeri bulup da implantı yapmak. Maksat üst çenesinde veya alt çenesinde bir kist varsa o kisti temizleyip enikle edip ondan sonra oraya implantını aynı seansta yapıp grefle doldurduktan sonra o implantı başarılı kılabilmek. Onu yapıyorsanız zaten hasta sizi tercih ediyor. Yoksa implant yapmak bir şey değil ki. Açın televizyonlarda bas bas bağırıyorlar. Şu fiyata biz implant yapıyoruz diye. Kim yapıyor, nasıl yapıyor, ne yapıyor? Ne şekilde sonuçları ortaya çıkıyor? Daha onları kimse bir şey bilmiyor. Türkiye'de ne yazık ki böyle bir kaotik ortam var. Ondan sonra o hastaların sıkıntılarıyla biz sonucunda gene muhatap oluyoruz. Aman şunu yaptırdım, böyle oldu. Bu işin dedikodu boyutuna girer. Çok fazla girmemek lazım. Ama önemli olan hekimin oradaki kemiği bulup, hiçbir çare yoksa çare yoktur. Ama çareyi yaratmak implantoloğun görevi olmalıdır. Ve bunu yaratırken de hastayı minimum zararla, minimum sıkıntıyla kliniğinden göndermelidir. Yani bir operasyon yaptım, ben kalçandan kemik aldım, o kalçadan aldığım kemiği sen bir 8 ay 9 ay bekle, ondan sonra ben onun üstüne implant, hani işte su kaçtı, dağa kaçtı mı, öyle bir hikaye yani vardı hani onun gibi. Hani, iki senenin sonucunda ben sana bu implantları bitiririm. Ya adam 2 sene yaşar mı, yaşamaz mı? Ne olacak sen? Yani hayır. Doğru yani. Şimdi yani burada realist olmak bir lazım. Çözüm bulmak tabii lazım yani. Mümkün olduğu kadar yani, o çözümü yaratmak hekimin görevi. O hekimle birlikte çalışan laboratuvarın da görevi. Yani çalıştırmış olduğu laboratuvar, kendisinin entegre olduğu laboratuvarın da orada o hekime hazırlamış olduğu altyapıya göre sağlıklı ve düzgün bir protez uygulaması yapması lazım ki esas konu oradan tamam kaynaklanıyor. Kesinlikle. Ki bakın yurt dışında hemen bitiyor galiba program. Yok. Yurt dışında bakın gidin Avrupa'da, Almanya, Fransa çok daha Türkiye'nin gerisinde. Bakın çok açık söylüyorum. Yani Orta Avrupa, Allah Allah. Türkiye'nin diş hekimliği açısından Türkiye'nin çok gerisi. Niye? İhtiyaçların olmuyor? İhtiyaçlarının olmamasından değil. Hekimlik kalitesinin Orta Avrupa'da özellikle düşmesinden, oradaki beklenen hekimlerin beklediği yüksek kar marjlarının artık hastalar tarafından karşılanamamasından, oradaki hastalar yurt dışından ağırlıklı olarak Türkiye'ye geliyorlar. Ne mutlu ama bizim doktorlarımızın başarısıyla. Yani hekimlik kalitesi ayrı, bir de yapılan işlemin sonuçlarına tabii baktığınız zaman. Ben Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan gelen bir sürü hastamız var. Onlara bakıyorum mesela. Yani biz 25 sene evvel böyle bir protez uygulaması yapmıyorduk. 6 ay evvel yaptırmış mesela. Bu bakımdan Türkiye tabii ki çok iyi bir noktada. Sağlık turizmine de çok yakın. Biz de o sıkıntıları gördüğümüz için işte Allah nasip ederse 2012'de Frankfurt'ta bir klinik, Tamfer klinik olarak olacağız inşallah. Oradaki sadece Türk halkına değil, Türk vatandaşlarına değil, Alman ve yakın çevredeki vatandaşlara da hizmet vermek için kendi klinik adımız adına orada bulunacağız. Tabii bu çok önemli çünkü neticede bu da büyük bir döviz girdisi sağlayacaktır. Elbette. İnşallah sağlık turizmini her zaman destekliyoruz biz de programlar olarak elimizden geldiğince çünkü bu da bir girdi. Şimdi efendim bakın yıllarca önce mesela bunu İngiltere çok ciddi şekilde kullandı. Ama biz şu anda İngiltere'nin çok daha önündeyiz tıp olarak. Bunu hiç tevazu göstermiyorum ve hiçbir zaman da göstermedim. Yok, göstermeyin yani zaten. Biz gerek laboratuvar tekniğimiz olarak yani yaptığımız protezler olarak gerekse hekimlik kalitesi ve süre açısından. Hem yani, de teknolojileri takip etmekte de çok iyi Türkiye tabii, yani. Tabii ve ama bunlar hep olduysa bunlar rahmetli Özal sayesinde oldu. Bakın bunları da hiç inkar etmemek lazım. Türkiye'de ürün ithalatının kapısı rahmetli Özal'la açılmıştır. O olmasaydı bugün Türkiye bu noktaya gelmesi
mümkün olmaz. Doğru. Yani çünkü alet işliyor, el övünüyor. El övünüyor, doğru. Ama hakikaten hekimlerimiz de hani ne demişler, ilim nerede olsa işte, Bağdat'ta olsa git, uydurdum Bağdat kısmını da, yani bu... Bombalar patlıyor. Patlıyor. Yani o kadar uzakta bile olsa, neticede hakikaten Türk hekimleri çok büyük, yoğun bir çaba sarf ediyorlar ve çok da başarılılar zaten. Ellerinize sağlık. Şimdi hep hocam sabit protezlerden ve dişsiz, tamamen dişsiz ağızlardan bahsettik ama hani süremiz az kalmışken ben ara ara boşlukları olanlara neler önerirsiniz onu sormak istiyorum. Çünkü böyle fare yemiş gibi bu aralarda boşluklar, evet, oluyor. Dişler kaybediliyor. Şimdi bakın, o tip vakalarda şayet arka dişler grubu kaybedilmediyse implant mecburiyeti yoktur. Hı. Yani azılar bölgesi dedi. Tabii azılar bölgesi kaybediliyor. Ya Emel Hanım, geçen gün bana Adana'dan bir hasta geldi. Hı hı. Bütün üst dişleri ne porselen yapılmış. Bir tek önde bir tek dişi eksik. Bir tek dişi eksik diye o hastaya tutmuşlar, implant yapmışlar. Hastanın hiç mi hiç ihtiyacı yok. Şimdi bu Allah'tan devam mı? Yani bunu niçin yaparsınız? Ne gereği var? Oraya bir köprü protezi. Bütün dişleri var hastanın. Bir tane dişi eksik. Ya normal bir köprü yapılsa hiç çenesine suni bir vida koymaya lüzum yok. İhtiyacı yok. Kimse anlamayacak. Belli olmayacak. Estetik ve hijyenik olacak. Ama yapılmış. Şimdi bu İşin en üzüntü verici taraf. Kesinlikle, kesinlikle. Buna dikkat etmek. Bunları yani izleyenlerimiz de, hastalar da kendi haklarını korumak için yani sorgulasınlar neticede, ya da birkaç görüş almaktan, 5-6 tane değil de. Yok, bize gelenler genelde 12'yi falan bulmuş oluyor. Evet, o da çok kafa karıştırır. Onun için çoğu zarar, azı karar. Aynen bu lafı hastalar söylüyor. Hocam benim çok kafam karıştı diyor. Normal diyorum, karışmaz. Normal, benim de olsa benim de karıştı. Evet, yani doğru. Hepimizin karıştı. Çok teşekkür ediyoruz hocam bu keyifli ve bilgilendirici sohbet için. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, Yaşam Reçetesi devam ediyor. Şimdi kısa bir ara.